Alo. Alo. Beyefendi merhabalar. Efendim ben Kokoreççi Kooperatifler Derneği'nden arıyorum. Efendim size yeni bir kokoreç önermek istiyoruz. Ne kokoreçi be? Beyefendi siz kokoreççi Ali değil Ben misiniz? zaten kokoreççim. Tamam kokoreç. Kokoreç mi istiyorsunuz? Hayır, kokoreççi olduğunuzu biliyoruz. Tamam, kaç tane yapacağız? Yok beyefendi, ben size durumu aksettireyim. Siz anlamadınız beni tam olarak. Ne be, ben de akset yok öyle bir şey be kardeşim. Kokoreççi burası, kokoreççi Ali. Biliyorum Ali Bey, bir dinlerseniz durumu anlatacağım size. Biz size daha ucuz ve daha kaliteli kokoreç vermek için sizi rahatsız ettik. Nasıl be, sen bana kokoreç mi satacaksın şimdi? Kokoreç satacağım size ama daha uygun ve daha kaliteli bir şekilde. Benimkiler de uygun kaliteli be. Bizimkinin Abi kardeşim, ben kokoreççiyim zaten. Sen bana neden kokoreç satıyorsun? Ben sana satacağım. tamam, kaça satıyorsunuz? 100 12 milyon. çeyrek ekmek mi? Hayır, yarım. Yarım öyle koku. Anladım beyefendi. Ne? Pardon beyefendi, hatta karışma oldu. Diğer arkadaşımız da evdekilerle konuş. Sizlik bir durum yok. Şimdi beyefendi, bizde siz kuzu kokoreç kullanıyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Evet, kuzu kokoreç var bende be. Bizde aramızda kalsın. Yeni Tamam. çıktı bu meşhur. Domuz kokoreç var. Nasıl domuz kokoreç? Domuz kokoreç var. Ben öyle şey satmam arkadaşım. Yani yeni trend mi o Şikayet ama? ederim polise bak. Benim üstüme suç atıyorsun şu an. Ben domuz eti satmıyorum burada. Beyefendi, biliyorum domuz eti satmadığınızı. Bu yeni trend. Ne diyorsun sen be kardeşim? Bu yeni bir trend diyorum. Arkadaşım ben kokoreççiyim ve ne istiyorsun benden? Kokoreç mi istiyorsun? Numaranızı Kokoreççiler Kooperatifinden aldım. Dinliyor musunuz şu an beni? Net bir şekilde Dinliyorum konuşuyorum. şu an seni, evet. Size yeni bir kokoreç, yani tezgahınızın yanında yapabileceğiniz yeni bir kokoreç öneriyorum. Tezgahta ben satacağım. Tabii. Toptancı mısınız siz? Toptancıyız. Evet, öyle desene be arkadaşım be. Beni anlattırıyorsun burada, domuz eti satıyor diyorsun ya bana. Size demiyorum biz. Kooperatiften öyle mi diyorlarmış benim hakkımda? Hayır beyefendi, biz size satmak için aradık Ali Bey. Anaçları alıyorum başka yerden be. Halim abi var bizim, iki günde bir getiriyor iş bana. Onunla çalışıyorum ben. Domuz kokoreçi denemek ister misiniz? Hayır ben, öyle bir domuz, Türkiye, burası Türkiye mi kardeşim, ne domuzu? Domuz eti satmak zaten günah. Olur mu Yemek de günah. beyefendi? Sevap. Şimdi Nasıl sevap be? domuz ikiye ayrılıyor. Nasıl ikiye ayrılıyor? Bir yabani domuz var. Bu günah olan, haram olan. Bir de süt domuzu var. Nasıl süt domuzu? Helal olan bu. Helal domuz mu çıkmış ve nasıl şey o? Yani bu helal olan kısmı. Helal Ben tarafı size nasıl şöyle çıkmış be? söyleyeyim. Şişini size 10 TL'ye getirebiliriz. Şişi 10 TL. Evet. Helal yani o. Helal. Kesinlikle helal. Tamam. Ana şimdi siz nerede oturursunuz? Vallahi Yani sizin sizin yeriniz mezba nerede be sizin? bizim mezba 7-8 yerde var. Siz Hatay'dasınız herhalde. Hatay'da mı? Hatay. Bizim Antep'te var. Kıpan. Antep'te var yerimiz. Antep'e Kıpan'a be. Burayı dağıtıyor musunuz toptan? Araçla getirip teslim ediyoruz. Kaç günde bir geliyor bu? Günübirlik servisimiz var. Ama bak şu 10 milyon değil mi bunun? 10 milyon şu an kampanyada. Tamam adaş olur. Kesinlikle bakanlıktan da onaylı %100 helal. Ama bunların ki atları mı atları vardır
Var, hepsi var. Size de temin edeceğiz. Yani bu domuz etini ben hiçbir yerde duymadım. Beyefendi, domuz değil, süt domuzu. Nasıl süt domuzu? Bu anlamadım be arkadaşım ben senin. Süt domuzu nasıl bir şey? Yani iki ayaklı. İki ayaklı domuz. Yani tam domuz değil, tavşana benziyor. Domuz tavşana mı benziyor? Yani ismi domuz. Beyefendi, biz yarın sizin yanınıza gelelim. İsterseniz bizim Hatay'da diğer müşterilerimiz de var. Yarın Hatay'a geleceğiz. Tabii, diğer müşterilerimize mal getirirken size de gelip ürünümüzü gösterebiliriz. Tadabilirsiniz. Tamam ama beni alacaksınız benim o tezgahtan. Gideceğiz diğer müşterilere, göreceğim ben. Tamam. Nasıl satıyor bunu? Tamam. Ben de yiyeceğim bir kere. Tamam. Ondan sonra böyle olur. Tamam. O zaman yarın sizle... Yani bu... Bizim Halim Pezevengi bana çok pahalıdan veriyor. 10 milyona varsa bu piyasada. Böyle olmaz yani. Tamam. Yarın istişare edelim tekrar. Tamam. Beni kaçta alacaksınız şimdi? Ben sizi tekrar rahatsız ederim. Bu saatlerde biraz geç olacak. Geç geliyorsunuz. Evet. Yani bu saatlerde sizi rahatsız edeceğim tekrar. Tamam. Tamam. Oturup konuşalım adam. Özel numaradan aradığıma bakmayın. Şirket numarasıdır. Ben bilmiyorum ben. Çıkmıyor zaten. Açıyorum telefonu. Sipariş vereceğim sandım zaten. Anladım. İsmim? Siparişte vermediniz. İsmimi söyleyeyim. Başlayayım isterseniz. Adam işte öyle dur be. Kendine sen. Dur çıkar. Dur. Tamam. Ben ne? Ben bu ne bu be, sizin şeyin adı mı? Mezbanın adı mı? Yok, benim kendi ismim. Dan mı? Dan mı? Dan. Dan. Evet. Bu ne ismi bu be? Yani Dan diye yazdı. Dan yazdım ben buraya. Tamam. Soyadımı da yarın söyleyeyim isterseniz. Şu an yazamayabilirsiniz onu. Bu senin adın bu mu? Dan mı? Dan. Şu an gizlilik koşulları gereği adresimi söyleyemiyorum. Semt olarak, il olarak söyleyebilirim. Tamam, bu adres yazayım ben bir tane sizin. İli söylesem bana. Semti de söyle. Ankara Mamak. Ankara? Mamak. Devlet Hastanesi'nin çaprazında yerimiz. Açık adres veremiyorum gizlilik koşulları gereği. Yarın sizi tekrar rahatsız ederim. Tamam, yarın arayın beni, unutmayın bak. Tamam. Size de tattıracağız bilhassa. Üstelik Nusret'i duydunuz mu bilmiyorum ama. Kim Nusret be? Et yapıyor kendisi. Sen Nusret'i tanıyor musun? Yani... O mu verdi benim numaramı sana? Şarköy'den. Nusret abi. Sessiz aldım. Yok, hayır. Beyefendi, benim bahsettiğim etçi Nusret. Bu başka. Bizim Ceyrancı Nusret abi var mı? Elektrik dükkanı. Yok. Tam Şarköy'den işte. Yok, o değil. Kim o Nusret be, beni tanıyor? Onu da gösteririm size. O da mı geldi? Sizi tanımıyor beyefendi. Ben tanıyorsanız diye dedim. Yok be, ben tanıdığım Şarköy'den Nusret abi var. Onu sana yok. Tanıyor mu? Selam kulakta ona. Yok, onu tanıyorum. Tamam, oldu. Yarın bu saatlerde görüşmek üzere o zaman. Tamam adacığım, tamam. Ben de dükkana bakayım. Arayın beni yarın ama bak. Tamam, yarın bu saatlerde görüşmek üzere. Tamam, hadi hayırlı akşamlar be.